Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesindeki Diyarbakır Müzesi'ni ziyaret edenler hatıra amaçlı sikke basıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2005'te başlatılan ve 2014'te tamamlanan restorasyon çalışmasının ardından 2015'te hizmete giren İçkale Müze Kompleksi farklı konsepte 14 tarihi binada 1615 eseri ziyaretçilerinin beğenisini sunuyor. Kuruluşu 1934 yılına dayanan müze, yapılan tanıtım etkinlikleri ve festivallerle ziyaretçi sayısını her geçen yıl katlıyor. Bu yıl 90. yıl kuruluş etkinlikleri ve Sur Kültür Yolu Festivali'nin de katkısıyla 200 bin ziyaretçi hedeflenen müzede yerli ve yabancı turistleri müzede özel bir hediye bekliyor. Müzenin ziyaretçileri bir yüzünde Roma, Artuklu ve Osmanlı dönemlerine, diğer yüzünde Diyarbakır Müzesi'ne ait figür bulunan kalıpları kullanarak çekiçle kurşundan kendilerine özel hatıra para basıyor. Bu paralar günün anısına ziyaretçilere hediye ediliyor. Binalarımızın içerisinde 1615 tane tarihi eserimiz vitrinlerde, ziyaretçilerimiz oldukça ilgi gösteriyorlar. Hatıra sikke basıyoruz, para basıyoruz burada. Amacımız gelen ziyaretçilerimize vitrinlerde gördükleri paranın nasıl darp edildiğini, vitrinde gezerken gördükleri çeşitli medeniyetlere ait sikkelerin nasıl yapıldığını göstermek. Burada Osmanlı dönemine ait, Artuklu dönemine ait ve Roma dönemine ait paraları basıyoruz. Bu medeniyetler Diyarbakır'da uzun yıllar hüküm sürmüş imparatorluklar ve medeniyetler olduğu için bunları tercih ediyoruz. Vatandaşlarımızın oldukça ilgisini çekiyor bu para basma, sikke basma etkinliği. Çok güzel bir şey. Herkes için hatıra. Ondan sonra kendi paramı kendim bastım diyorsun. Güzel bir duygu. Ben Avrupa'da hemen dolaşmadığım yer kalmadı. Böyle bir uygulamayı görmedim. Burada böyle bir şeyin olması güzel bir şey ve güzel bir hatıra. Burası gerçekten harika, mükemmel. Bu tarihi kokuyor. Mesela Topkapı Müzesi'ni gezdim, Yerebatan Sarayı Müzesi'ni gezdim, Efes'i gezdim, İzmir Müzesi'ni gezdim, Bergama Müzesi'ni gezdim. Yani çok müze, hatırlamadığım müzeleri gezdim. Böyle bir uygulama rast gelmedim.